Evet değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız ve yine üyelik tekliflerimiz katıla dahil olarak canlı yayına yön verebilir. Analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. Üyelik avantajlarından istifade edebilirsiniz diyoruz. Katıla dahil olmanız sizlerin faydasınadır diyoruz. Evet şimdi sıradaki hissemiz Arzum. Değerli dostlar Arzum hissesi teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. Evet grafimizi şöyle bir sıfırlayalım daha önce Arzum'la alakalı bir teknik analiz çalışması yapmış idik. Ve Arzum'daki görüntü oldukça olumluydu arkadaşlar. O zaman şunu ifade etmiştik. Arzum'da bir incan kul formasyonu olabilir demiştik. Ve bu formasyon yerini sine bıraktı. Ama her halükarda bizim için geçerli olan tepe kural aynı. Değişen bir nokta yok. Şimdi şöyle baktığımız zaman MACD indikatörünün alda olduğunu görüyoruz. Bakın mekli indikatör al konumunda kesişim gerçekleşmiş. Çoklu indikatörümüzü yine aynı şekilde alıp RSI'de 60 puanında Son dönemde dikkat çeken hacim artışı da ve bunun için olumlu bir sinyal olarak nitelendirilebilir. Şimdi aldığımız zaman tepe noktalarını çok bariz bir şekilde arkadaşlar burada e, bir sıkışma var ve bu sıkışma ölçüsünce baktığımızda hissenin e, bir sin görüntüsü yani bir sin formasyonu görüntüsü içerisinde olduğunu görüyoruz. Ne demek sin formasyonu? Şu şekilde fincan kul formasyonunun aksine e, bir küçük kulp daha sağ tarafa yerleştiğini biliyoruz değil mi? Yani mantık şu. Yani normalde bu fincan kulp yani şurayı açıp gitseydik eyvallah ama şu anda bak gördüğümüz kadarıyla şuraya bir kulp daha şu şekilde oluşma çabası gayreti içerisinde arzum. Bu mantıkla baktığımız zaman eğer olası bir şekilde arzunda bir kırılım gerçekleşir ise bir şekilde alalım onu da. Bakın formasyon hedefimiz kırılım sonrasında artık kırılım nereye gelir ise yaklaşık işte 107 gibi bir rakama karşılık geliyor. Daha önceki dip noktalarını şöyle alalım. 27 48. Şurası 43. İlk tepe noktamız 61. 66. Şurayı da alalım. Bu tepe noktamız biraz yukarıda kalmış önemli değil. 72. Evet. Şimdi fiyatlarımız bu şekilde değerli dostlar. Artık diplerimiz yukarıda, tepelerimiz aşağıda. Bize kırılım gerekli. Artık şuradaki ortalama işte kaç burası? Hemen yatay bir bazda fiyatına bakalım. Yani bize kırılım kırılım noktası olarak hemen şöyle şu çizgiyi alalım. Evet. Yani 69-60 seviyesinin kırılması, yani bu seviyenin üzerinde ortalama bir günlük kapanışın gelmesi bizim için yeterli olacak. Bu seviye üzerinde 69-60 seviyesi üzerinde yukarı doğru hareketi görebiliriz arkadaşlar. Burası kritik rakam, kritik eşik noktası diyebileceğimiz bir bölge 69-60 bandı. Evet arzum hissesinden görüntü sinformasyonunda ve bu sinformasyonu teknik hedefi sizlere aktardık. Yani formasyon hedefine ulaştığı takdirde yaklaşık burada 107 seviyelerinde bir teknik görüntümüz var. Şimdi dolar bazlı görüntüsüne de bakalım. Evet dolar bazlı görüntümüz Evet, dolar bazlı görüntüde bize şunu gösteriyor. Yani yaklaşık ortalama 2 dolarlar. Evet. 2 dolarların üzerinde 2.01'lerin üzerinde de pozitif bir senaryolar yolculuk devam edebilir. Görüntümüz güzel. Arzunda gerek dolar bazlı, gerek TL bazlı görüntümüz güzel. Umarım buradaki formasyon oluşumu hedefine oluşur, ulaşır. Evet. Teknik görüntümüz kısaca bu şekilde arkadaşlar. Arzunda Sizlerde arzumla alakalı duygu düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizce bu sim formasyonu gerçekleşecek mi? Formasyon 69-60'lar kırıldığı takdirde oluşuma aktif hale gelecektir. Ama henüz şu görüntüde tabii ki olabilir. Yani burada bir tık daha oyalanma ve zaman kaybı da olabilir. Ama total görüntüde kırılımın gelmesiyle beraber 69-60'ların üzerinde olumlu. Evet, şu 69 60'ı şöyle yapalım. Evet. Kritik rakam 69 60. Evet, değerli dostlar, tablo bu. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.